Efendim. Sinan Oğan hakkında çok olumlu düşünüyorum. Olumlu düşüncelerinizin kaynağı nedir? Kendi yani sağ kesme diyordu. Sağ kesimi yerini aldı. Zaten kendisi ülkücüdür. Ülkücü tabandan yetişmedir. Ana kanalına geriye döndü diyelim. Şöyle söyleyeyim. Bir ülkücü asla Hüdapar'ın olduğu tarafta bulunamaz diyerek kendisi röportaj veren Sinan Oğan. Neden şimdi Hüdapar'ın olduğu tarafta? Bak ne güzel soruyorsun değil mi? Hüdapar ne açıklama yaptı? Dedi ki biz onlardan 20 yıl önce Hizbullah'tan irtibatımızı kestik. Sen şimdi bana bunu soruyorsun. Hüdapar'ın genel başkanı da birkaç yıl öncesine kadar ne PKK'yı ne Hizbullah'ı terör örgütü olarak kabul etmediğine dair açıklamalarda bulundu. Arşivlerde duruyor hepsi. Hepsi duruyor ama son açıklamasında ne dedi adam? Dedi ki biz dedi onlardan defteri kapadık. Genel başkanları dahi kırmızı bültenle aranan terörist olan insanları, insanların yanında bir Türkçü, bir milliyetçi, bir ülkücü bulunabilir mi sizce? Hepsi geçmişini zaten silmiştir. Peki mültecilerin gönderilmeyecek olmasına rağmen Erdoğan'ın tarafında bulunması için ne söylüyorsunuz? Zaten gönderilecek. Zaten Maalesef 1.250.000 kişilik orada inşaat yapıyorlar. Bugüne yarına gidecek yani. O adam emir verdi. 15 yaşında, 13 yaşında kurban eti dağıtan çocukların katili kimdir Diyarbakır'da? Peki Gonca Kuriş'in katili kimdir? Gonca Kuriş kimdir? Gonca Kuriş Hizbullah tarafından işkencelerle öldürülen sağcı, gayet de tesettürlü bir hanımefendiydi. Evet. Onlar zaten biz Hizbullah'la işbirliği yapıyoruz değil mi? Hizbullah zaten bir terör örgütüdür. Hüdapar'da terör örgütünün kurduğu bir siyasi partidir. Hayır, adamlar kabul ettiler. Son açıklamayı yaptı. Siz dedi terörist ki biz olsaydınız teröristim der miydiniz efendim? Ne? Terörist olan birisi ben teröristim diye der mi? Ben teröristim diye herkese söyler mi? Sen şimdi o genel başkanın terörist olduğunu mu ima ediyorsun? Hayır. Ya? Olsaydınız söyler miydiniz? Sadece bunu terörist teröristtir. Kırmızı teröristin gözü. İnsanların... Bak, teröristin kaşı gözü yoktur. Terörist teröristtir. PKK da teröristtir, Hizbullah da teröristtir, Fethullah da teröristtir, Teşkabe de teröristtir. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine değiştiremezler. Bugünkü açıklamada hiç kimse dedi ona gücü yetmez. Hiç kimsenin gücü yetmez. Fakat bunu teklif eden insanların mecliste bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? 3-5 kişi teklif eder, o da 320 kişinin içinde hava gazı alır. Benim söyleyeceğim bu kadar. Sinan Oğan hakkında Sinan'a milletimiz verseydi kazanırdı. Milletimiz vermedi, kazanamadı yani. Sinan Oğan ilk başta bildiğiniz gibi ilkeleriyle tanınan bir ilkeli bir siyasetçi olarak popülerlik kazandı. Fakat şu anda ilkelerinin hiçbirine sadık kalmıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir cumhurbaşkanı gördüm. O da şeyi gördüm ben. Rahmetli Kenan Evren'i gördüm. Onun gibi cumhurbaşkanı göremedim ben. Kenan Evren niye de cumhurbaşkanı? Tabii yoktu. Turgut Özal idi oğlum. Ara olur mu? Kenan Evren yaptı. Ben Kenan Evren gibi cumhurbaşkanı görmedim. Onu demek istiyorum ben. Bütün dünyayı yayıyorum. Bütün ülkeye de yayıyorum. Bir de Amerikan'ın mı? Almanya'nın bir cumhurbaşkanı. O da iyi insandı yani. Trump mı? Ha Trump. Sarışın. Sarışın. Ha sarışın ha Trump. Peki ikinci turda oyunuz kime? İkinci turda oyun bu sefer ya Kemal'e veririm ya da bakalım ona kime vereceğiz. Zaten iki tane seçenek var. Ya Bay Kemal ya da Erdoğan. Bay Kemal'e verelim hadi oyumuzu. Peki ben buradan şeye sesleniyorum. Yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. Orada hep kardeşlerimi Allah yardımcılar olsun. Gazeteden beraber görürsün diyorum kardeşlerime. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah bizim yardımcımız olsun. Allah yurt dışındakilerin değil, yurt içindekilerin yardımcısı olsun. Onu da istiyorum işte. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Ben de size iyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sana ne düşünüyorsunuz? Sinan Oğan bu memleket için kıymetli birisi. İnanıyoruz ki %52 reis alacak. %35'i geçmeyecek burada Kılıçdaroğlu. Burada emin olun. Teşekkür ederim. Burada mı 32 geçmeyecek diyorsunuz? Türkiye genelinde. Ama şimdi burası, tek matematiksel burası, olarak %52 reis alıyorsa %48 zaten CHP'ye kalıyor. %48 de şöyle yani en kötü ihtimal diyorum yani. %35'i geçmeyecek Kılıçdaroğlu. En kötüsü diyorum yani matematiksel %52. Olarak bu imkansız çünkü sadece iki tane aday reis var ya. Reisi %60'ı bulur canım. %60'ı bulursa CHP'de %40 oluyor. Öyle o civarlarda olur. Tamam. Sinan Oğan'ı seviyorsunuz. Biz seviyoruz canım. İlkeli siyasetçi. Ülkesine sahip çıkan bir vatandaşımız olsun, ülke vatandaşı olsun. Siyaset yapıyorsa böyle siyasetine can kurban. Evet.
Ne düşünün? Sadece nerede kavga bulunuyor, sadece Kürtleri kötülüyor. Vay PKK da kötülüyor. Sıraya gelince bize diyor ki, benim vatandaşlarım Kürtsünüz, benim vatandaşlarım siz. Burada birlik beraberlikten yaşıyoruz. Bizi bu ayrımcıyı yapmıyoruz biz. Siz milletvekili olduğu dönemi de hatırlarsınız. Milletvekilliği dönemi Iğdır için parlak bir dönem miydi? 2006'da Iğdır'ın MHP milletvekili olmuş. He. Kendisi. Yine aşiret Kürt halkları verdi medyada. Öyle mi? Tabii canım. Yani burada dedi, burada kendi memleketimizi uşağı milli birlik beraberlik yapacağız. Bu da kim bakıyor? Bile günce Kürtleri aşireti Kürt'ü diyor. Peki Cumhur İttifakı ile bir olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence Kılıçdaroğlu olsaydı daha iyi olurdu. Bildiğiniz gibi Türkçülüğü savunuyordu, mültecilerin gönderilmesini, anayasanın ilk dört maddesinin asla değiştirilemeyeceğini. Fakat şu anda hiçbirisini desteklemeyen, hiçbir şartını kabul etmeyen Erdoğan'la ittifak kurmuş durumda. Eyvallah da onu da onu bileceği işte. Bir Türk milliyetçisi Hüdapar'la nasıl birlikte olabilir? Oldu da neler gördü. Destekliyor musunuz? Yok. İkinci turda oyunuz kime? Tabii Kılıçdaroğlu. Kısa cevap vereyim de bence tabii. Olması gerekeni yaptım. Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. İkinci turda oyunuz kime? Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sinan Oğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an için herhangi bir fikrim yok yani. Cumhur İttifakı'na geçiş yaptı şu anda. Kendisi Türkçülüğü savunuyordu fakat Hizbullah'ın yani Hüdapar'ın içinde bulundu. Cumhur İttifakı'nın içerisinde bulundu. Kendi kararı. Destekliyor musunuz peki sizce? Doğru bir karar mı? Hayır, herkesin kararını saygı duymak gerekiyor. Anladım. Peki ikinci turda oyunuz kime? Bende kalsın. Oyun kime? Erdoğan. Erdoğan, harika. Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla verdiği oyların hakkını vermedi. Niçin? Şimdi Ata İttifakı'nı bıraktı. Ümit Özdağ sizce ihanet mi etti? Hayır, ihanet değil de o kendi bildiğini yaptı yani. Kendi ideolojisinin yolunda gitti. Hani Hüdapar'ı kötülüyordu. Ne oldu? Şimdi gitti Hüdapar'la beraber oldu. Kendi isteği, kendi düşüncesi. Kimse de bir şey diyemez ama hakaret de etmemeleri lazım. Kendi düşüncesini o yönde tercih etti. Sizce biliyorsunuz ki burası Sinan Oğan'ın memleketi. Iğdırlıların Sinan Oğan'a bakış açısı değişmiş midir? Yok, değişmez. Niçin? Iğdırlı'yı tuttuğu için hiçbir zaman bakış açısı değişmez. Ben onu zannetmiyorum. Memleketçilik gidecek devreye. Tabii tabii. İkinci turda oyunuz kime peki? Erdoğan'a. Erdoğan'a. Evet. Niçin? Yine ona vereceğim. Çünkü herkesin düşüncesi o. Yani Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nı yenemeyecek. Yani bu... Yenemeyeceği için mi Erdoğan'a vereceksiniz? Yenemeyeceği için. Yoksa Kılıçdaroğlu'na mı vermek isterdiniz? Kılıçdaroğlu şeyi kapatamaz, imkanı yok. Neyi kapatamaz? O aradaki farkı kapatamaz. Aslında İmkan herkes yok. Sizin gibi düşündüğü için belki de kapatamayacaktır. İşte sandığa gitmediler ki, gitselerdi. Onların ittifak oldukları hiçbir sandığa gidemedi. Sandığa sahip de çıkamadılar. Evet, çok teşekkür ederim. Çıksaydılar birinci olurdular. Onun için herkes düşünüyor, fikri o. Erdoğan'a verecek. Peki yani. Sizce seçim güvenliği var mı Türkiye'de? Seçim güvenliği Iğdır'da var. Diğer şeyi bilemem. Iğdır'da var. Iğdır'da sandığa herkes hakim. Sinan Oğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinan Oğan iyidir. Şu anda şimdiye kadar ben bile bir şey görmemiştim. Nasıl bir şey? Mesela bile Iğdır gelişme yok Iğdır'da. Bir iş yeri yok. Çalışma şimdi şu anda ben iş bırakmışım bak. Şu anda boş geziyorum. Hiç bulamıyorum mesela. Diyorum ki mesela bile bir güzel bir bile güzel bir kazanış mesela şey olur, parti güzelmiş olur. Mesela Iğdır'a güzel bir şey vere. Iğdır'a çok memnun oluruz. Bildiğiniz gibi Sinan Oğan ilkeli bir siyasetçi olmasıyla gündeme geldi ve bu ilkeleriyle birlikte popülerlik kazandı. Fakat şu anda ilkelerinin hiçbirini kabul etmeyen Erdoğan'la ittifak yapıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi valla şimdiye ben parti şey kadar bilmiyordum. İlk defa da şey görüyorum. Vallahi seçim yok. Tek de diyeceğim nedir? Ben dedim bu Iğdır'a bir gelişme olsun. Iğdır hangi parti olsa olsun. İkinci turda oyunuz kime? İkinci turda hangi Allah hangi nasip ise hangisi iyiyse onu da onun... Size göre hangisi iyi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence vallahi ben hangisi bu acı desem şu anda ben Kürt'üm. Evet. Şimdi desem hangi o partiye versem olmaz. Ben şahsen Kürt'üm.
ırkları siyasete aslında karıştırarak sizce de biraz yanlış yapmıyor muyuz? Yok abla, yok. Yok. Kime vereceksiniz oyunuzu? Tek bir cevap alayım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Vallahi Sinan Oğan hakkında iyi şeyler düşünmüyorum. Neden? Yani aynı işte, tarafta değiliz. Gençlere güven verdikten sonra verdiği güvenin tam tersini yapmasıyla kaynaklı aynen, olabilir mi? Aynen, katılıyorum. Peki Iğdırlı olarak Sinan Oğan'a ne söylemek isterdiniz? Yani şahsen Iğdırlı değilim, Sivaslıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Sinan Oğan hakkında sizin söylediklerinize de katılıyorum. Döndü yani. İkinci turda oyunuz kime? AK Parti.